Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إلى آخر الآية صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'ten sonra ilk cumayı idrak etmiş bulunuyoruz. Bir sonraki Ramazan'ı iflas ediyoruz. Feyizle, bereketle, zevkle, şevkle geçen Ramazan-ı Şerif kendisini özletiyor. Genç bir kardeşimiz geldi bana bayramdan sonra. Hocam dedi, ben dedi Ramazan-ı Şerif'i çok özledim dedi. İçim dedi, içime dedi sığmıyor. Ne yapmam lazım? Bir dahaki Ramazan'ı beklemen lazım dedi. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü Ramazan'dan önce Ramazan olmaz. Bugünkü dersimizde siz dostlarımızla, kardeşlerimizle Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen, bilhassa Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında sık sık geçen bir vasiyet olayı var. Bu vasiyet olayının hem Kur'an'da hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanatında bize taalluk eden, bizim dikkatimizi çeken yönlerini vaktimiz el verdikçe sizinle paylaşacağım. Vasiyet önce nedir? Vasiyet bir insanın ölümünden sonra malı üzerinde yapılacak olan tasarrufu ile ilgili, borçları ile ilgili, kul hakları ile ilgili yaptığı, yapacağı bir sözleşmedir, bir akittir, bir hayır kararı da olabilir. Mesela bir insan diyor ki, ben hayattayken malım bana aittir. Ama ben öldükten sonra malımın şu kadar bir kısmını falanca fakirlere vereceksiniz.
veya falanca vakfa vereceksiniz diyor. Peki buna ne diyoruz? Biz vasiyet diyoruz. Veya bir insan vasiyet yoluyla diyor ki ben ölünceye kadar malım benimdir. Ancak ben ölünce şu kadar bir malımı, şu arsayı, şu tarlayı akrabalardan falanca kişiye mağdurdur. Ona verilsin diye vasiyet ediyor. Veya bir başkası Ahmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e şu kadar borcum var. Bu borcumu ödemeden öldüğüm takdirde borcumun ödenmesi diye bir vasiyette bulunuyor. Bunlar şer'an muteber vasiyetlerdir ve geçerli vasiyetlerdir. Bazı vasiyetler var, geçersizdir. Bazı vasiyetler var, geçerli olmanın ötesinde lüzumludur. Evvela şunu ifade edelim. Bir insanın üzerinde olan kul hakları ile ilgili mutlaka vasiyet yapmalıdır. Çünkü el-mevtu ye'tike bağteten, ölüm size ansızın gelir. Ölüm ansızın geldiği için borcun var, alacağın var. Kimse bilmiyorsa nasıl olacak? Kim kimden isteyecek? Kimse kimseden istemeyecek. Kimse kimseden istemeyecek. Burada eğer bir vasiyet varsa, vasiyette iki tane şahitle beraber vasiyetler yazılmalıdır. Mesela diyelim ki birisine borcumuz vardır. İki şahit huzurunda Ahmet oğlu Mehmet'e, Hasan oğlu Hüseyin'e neyse kimliğini yazarak efendim benim şu kadar borcum vardır. Zaten ödersen bu vasiyeti iptal etmiş olursun. Ölümüm halinde ödenmesi diye vasiyetini yapıyorsun. Öldüğümüz zaman bizim malımız mirasa girmeden önce bu borçlar ödenir. Bir insan öldüğü zaman malının üzerindeki tasarrufta birinci noktada evvelen bitecihizihi ve tekfinihi. Evvela tecihizü tekfiniyle ilgilenilir. Yani ölüm hazırlıkları, işte kefeniydi, mezarıydı, onunla ilgili ciddi zaruri harcamalar yapılır. Tecihizü tekfin, yani cenazeyi hazırlamak ve kefenlemek. Bunlar zaruridir. Ortada mı kalacak adam? Yani önce ne yapılması lazım malından? Tecihizü tekfini yapılması lazım. Metropol şehirlerde, İstanbul gibi yerlerde, İstanbul, Ankara gibi yerlerde ne oluyor? Belediye kefen işini üstleniyor. Mezar, eğer özel bir tabulu mezar istemiyorsan onu da belediye üstleniyor. Birkaç sene sonra üzerine başkasını koyuyor tabi. Tapusunu almadığın takdirde. Şimdi bir yerdesin ki kefen parayla alınıyor, mezar parayla alınıyorsa, parasız mezar yoksa bu adam öldüğü takdirde önce ne yapılması lazım? Parasından kefen ve cenaze ile ilgili zaruri masraflar yapılması lazım. Cenaze ile ilgili zaruri masraflar deyince örf, adet ve gelenekler var. Bunları kastetmiyorum. Adam şimdi cenazede yemek dağıtıyor. Bu zaruri masraf mıdır? Değildir. Cenazede yemek dağıtılmaz. Yani yemek dağıtılması gerekmez ki. Hele hele cenaze sahipleri zaten efendim üzüntülüdürler, kederlidirler. Bu insanlar bir de cenazeye gelecek olan insanların yemeklerini düşünmek mecburiyetinde kalırlarsa her aile, her bütçe bunu kaldırmayabilir. Örf haline gelince mahalle baskısı şekline dönüşüyor. Adam milletten utandığı için, çevresinden çekindiği için aslında ekonomik gücü buna yetmediği halde zorluyor kendisini. Bu bir şey değildir. Doğru değildir bu. Cenazelerde yemek dağıtacaksa cenaze sahipleri değil. Akrabalar, dostlar, mahalledeki insanlar dağıtabilirler. Yoksa cenaze evinde yemek pişmez. Efendimiz buyurdu. اِسْنَعُوا لِعَالِ دَاوُدْ Yani Davud'un ehline cenazesi olan o insanın aile bireylerine siz yemek hazırlayın diyor. Onlara yemek pişirtmeyin. En az 3 gün onlara komşular sahip çıkması lazım.
onların sıkıntısını, üzüntülerini paylaşmaları lazım. Bir kardeşimiz gelmişiz bana yıllarca önce. Dedi ki, hocam benim babam vefat etti. Bizim memlekette işte 40'ında bir tosun kesilir. Bir işte sığır kesilir, gelenlere ikram edilir. Benim de bir tane tosunum var. Şimdi memlekete gideceğim. Bunu da kestiğim zaman bende hiçbir şey kalmıyor. Ne yapmam lazım? Şimdi bakın, mahalle baskısı derler işte buna. Dinde böyle bir şey var mı? Yok. Yani 40'ı diye zaruri bir şey var mı? O da yok. 40'ında da toplanırsın, 39'unda da toplanırsın, okursun, gönderirsin. Ama toplanacaksın da bir tosun keseceksin, böyle bir mecburiyet olursa bu ne değildir? Bu caiz değildir. Bir başka şey söyleyeyim size. Şimdi böyle baskıyla, manevi baskıyla, hani mahalle baskısı diyorlar ya, manevi baskıyla birisinden bir şeyler alıp yemek helal de değildir. Almak da helal değildir. Mesela şöyle söyleyeyim size. Belki sohbetimin sonuna doğru tekrarlayabilirim hatırlarsam. Bazı düğünler var. Bu düğünlerde takılar gelin hanıma ve damata da takılır. Bu düğünlerde, bir kısım düğünlerde takıyı kamerayla kayıt altına alırlar. Nedir bu? Efendim, ben senin düğününde takı taktıysam sen de benim düğünümde aynı takıyı takacaksın diye kayıt altına alıyorlar. Bu caiz midir? Bu caiz değildir. Senin durumunla benim durumum aynı değil ki. Sende var bir tane çocuk, bende var 5 tane çocuk. Nasıl olacak? Bir defa bir insan verdiğini gönülden verecek. Severek verecek. Az verip, gönülden verdiğinin bereketi çok verip, baskıyla verdiğiyle kıyaslanamaz ki. 2 daha 4 eder. Ben aslında 50 lira takacaktım. Ama kamera olduğu için şimdi yakalanırız, mahcup oluruz diye 200 lira taktım. O 150 lirası helal değildir ki. Ben illa en tekune ticareten an teradim. Benim paramı ben rızam olmadan vermiş oluyorum, baskıyla vermiş oluyorum. Bu caiz değildir. Hiçbir zaman düğünlerde mütekabiliyet esasına göre hediye verilmez. Yani ben sana verdim, sen de bana vereceksin. Ben senin çocuğuna taktım, sen de benim çocuğuma takacaksın. Bunlar doğru değildir. Dinen doğru değildir. Örf adetlerimizde, geleneklerimizde yanlış olanları değiştirmemiz lazımdır. Adam, sen gittin düğününe takı taktın. O da senin düğüne geldi ama takı takmadı. Kızacak mısın? Kızmayacaksın. Takabilseydi takardı. Adamın imkanı yok, takamamıştır. Borcu var, harcı var. Takamamıştır. Düğünle geldi ya, duası yeter sana, şereflendirdi seni, yetmez mi sana? Yeter. Onun için kıymetli dostlar, o düğünlerde kamerayla beraber kayıt altına alınan takılar bu şekil doğru değildir. Psikolojik baskıyla karşıki taraftan, yani oradan geçen hayırlı olsun tebrikini yapan insanlardan psikolojik baskıyla alınan paralar şer'an doğru değildir. Vatandaş dedi ki, işte benim dedi köyde babamın cenazesinin işte 40'ına gideceğim, bir tosunum var dedi. Onu da kesersem bende hiçbir şey kalmayacak dedi. Ne yapayım dedi. Hiç kesmen gerekmez ki dedim. 40'ı diye bir şey yapman da gerekmez. Gittin, dua yaparsın, çay ikram edersin, bitti o kadar. Onda da mecbur değilsin. Yani bir tosun kesmek diye bir mecburiyet var mı? Yok. Örf haline gelirse doğru mudur? O da doğru değildir. Peki, cenaze ile ilgili eskilerimiz cenaze defnedileceği zaman işte o defne giden insanlara ekmek dağıtırlardı veya para dağıtırlardı veya memlekete göre, örfe göre değişirdi. Bu neydi? İşte ölünün orucu ile ilgili borçları varsa fidye niyetiyle falan bunları verirlerdi. Bu peki gerekli midir, mecburi midir? Mesela diyelim ki benim oruç kefaretim olsa ne yapmam lazım? İşte orada vasiyet yapmam lazım. Demem lazım ki benim bir oruç kefaret borcum var. Ölümüm halinde bu kefaretimi ödeyin. Mal da bırakıyor, para da bırakıyor. O zaman bu adamın o kefaretini varisler ödemesi lazım. Bir başka bir ilkeden bahsedeyim. Şimdi vasiyet, bir insan hayattayken malının tamamında tasarruf hakkına sahiptir.
Yani 100.000 lira parası var, 100.000 lirayı istediği gibi ne yapabilir? Ticaret yapabilir, hayır yapabilir, hediye verebilir. Tasarruf ona aittir, buna kimse engel olamaz. Ancak ölümden sonrasına işi bırakırsa sadece 1/3'ünde geçerlidir bunun vasiyeti. Yani bir insan dese ki bu para benimdir ama ölümümden sonra hepsini ne yaptım? İşte Ankara Kocatepe Camisi'ne bağışladım dese mesela. Hepsi olmaz. Sadece 1/3'ünde geçerli olur. İnsan hayattayken malının tamamında tasarruf hakkına sahiptir. Ölümünden sonraya bırakırsa ona vasiyet denir. Vasiyet malının 1/3'ünde geçerlidir. Varisler derlerse ki biz babamızın dediğini aynen icra ediyoruz. Onlar kendi haklarından feragat ederler. Mesela 90.000 lira para bırakan bir adam vasiyet ederse sadece 30.000 lirasında vasiyet edebilir. Ben bunun 50.000 lirasını falanca fakirlere vasiyet ettim dese 50.000 lirası geçerli olmaz. Ne kadar geçerli olur? 30.000 lirası geçerli olur. Hayattayken verse hepsini verebilir. Ama ölümden sonraya bırakırsa adına vasiyet denir. Vasiyet olunca da 1/3'ünden geçerli olur. 1/3'ünden fazlasını varisler derlerse ki bizim babamız, annemiz neyse, böyle dediyse biz de kendi haklarımızdan feragat ediyor derlerse olur, değilse onların hakkıdır. Burada bir başka noktayı da paylaşıyorum. Peki, baba hayattayken diyor ki, benim 90.000 lira param vardı, bunun 30.000 lirasını efendim falanca fakirlere vereceksiniz veya falanca vakfa vasiyet ettim dedi. Bu adam öldüğü zaman çocukları şunu diyebilir mi? Kardeşim, biz 90.000 lirayı kendi aramıza taksim edelim, isteyen versin vasiyetini, isteyen vermesin diyebilir mi? Diyemez. Yani mirası taksim ederken nasıl taksim etmeleri lazım? Dini açıdan söylüyorum ben. Mirası taksim ederken nasıl taksim etmeleri lazım? 90.000 lirayı aramıza bölelim, sonra herkes kendisine düşeni versin değil. Önce vasiyet ayrılır bir tarafa, geri kalan mirasa taksim edilir. Yani onlar ancak 60.000 lirayı kendi aralarına taksim ederler. Öbür türlü taksim ederlerse haksız bir taksim yapmış olurlar. Vermeyen adam için de helal olmaz, babasının parasıdır. Vasiyet etmişse o 1/3'ü babasının ölümden sonra kendine ayırmış olduğu, o yolculukta işine yaraması için ayırmış olduğu bir miktardır. Buna el koyma hakkına kimse sahip değildir. Bir insan öldü, önce tecihiz-ü tekfini yapılır. Yani ölüm masrafları, kefen ve cenazenin zaruri masrafları yapılır. İkinci olarak ne yapılır? ثُمَّ يُقْضَى دُيُونُهُ. Sonra sağda solda ne kadar borcu varsa onlar ödenir. Daha mirası sıra gelmedi. ثُمَّ تُنَفَّذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ. Sonra borçlar da ödendikten sonra adamın vasiyeti varsa, vasiyeti geride kalan malın tamamının 1/3'ünden ödenir. Gerçekleştirilir 1/3'ünden. Ondan sonra da ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ. Geri kalan kısımda varisler arasında Allah'ın taksim ettiği şekilde taksim edilir. Allah'ın beyan ettiği şekilde taksim edilir. Tekrar ediyorum, insan öldü. Önce kefen ve ölüm masrafları, zaruri masrafları, sonra borçları ödenir. Bunlar ödenmeden miras taksim edilmez. Sonra varsa vasiyetleri malının 1/3'ünden bunlar halledilir. Sıra şimdi mal taksimine gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: مَا حَقُّ مْرِئِنْ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي ف۪يهِ. Bir insanın vasiyete değer bir şeyi olduğu halde يَب۪يتُ ف۪يهِ لَيْلَةً. İki gece vasiyeti yazılmamış olduğu halde yatağına yatması helal olmaz. Yani senin oruç borcun var, zekat borcun var, Ahmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e borcun var. Efendim, adak borcun var, kefaret borcun var, neyse. Peki ölüm ansızın gelebilir, bunları ödemeden ölüm gelebilir mi? Gelebilir. Kim? Sen bunu vasiyet yapmazsan kimse ödemek mecburiyetine değildir. Bakınız, borçlar iki türlüdür. Bir, halk tarafından, insanlar tarafından istenen borçlar var. Adama borç para verdin, mal sattın. Adam sana mal sattı, senin ona borcun var. Bunları efendim alâ küllihal miras taksimine girmeden zaten alacaklar, bunları alır.
Ama bir de borçlar vardır ki onlar insanlar tarafından istenemez. Mesela zekat borcun vardır. Atıyorum 100.000 lira zekat borcun var. Kim gelip senden, kardeşim şu zekat borcunu ver bana kimse diyebilir mi sana? Diyemez. Çünkü fakirin hakkıdır ama hangi fakirin hakkı? Yeryüzünde ne kadar fakir varsa hepsinin hakkıdır. Peki oruç kefaret borcun varsa, kimse sana fidye borcun varsa, kimse senden gelip bunu isteyebilir mi? Yani borç vererek, borç alarak yapılan borçlar var, mal alarak yapılan borçlar var. Bunların sahiplerine mal taksim edilmeden önce alacaklarını bunlar alırlar. Ancak halk tarafından, insanlar tarafından istenmeyen alacaklar var. Nedir onlar? Zekat alacağı. Yani zekat borcumuz diyelim. Zekat borcumuz, yemin kefareti borcumuz, oruç kefareti borcumuz, fidye borcumuz. Bunlar insanlar tarafından istenmez ama sonuçta bizim borçlarımızdır. Bu borçları biz ne yapmamız lazım? Dünya ölümlü, her an ölebiliriz. Bunlar bizim vasiyet defterimizde yazılı olmalı. Benim şu kadar oruç borcum vardır. Vatandaş askerdeyken oruç tutamamış. 70'li yıllarda. Oruç tutamamış, işte ya komutan müsaade etmemiş ya şartlar elverişli değildi, oruç tutamamış. Askerden geldikten 20 sene sonra benim ya asker de diyor bir ay borcum, oruç tutamadım, bir aylık borcum var, hala tutamadım onu. Peki, sonra bunu söyledikten takriben, yani ben bu haberi aldıktan takriben bir 6 ay sonra trafik kazasında öldüğünü duydum. Peki bu adam mesela askerde bir aylık borcu var, 20 senede bir aylık oruç tutulmaz mı, borç tutulmaz mı? Ha işte sallamış, tutmamış. Sonra ölüm ansızın geliyor, bir trafik kazasıyla geliyor, bir başka şeyle, bir kalp kriziyle geliyor, bir başka şeyle geliyor. Eğer vasiyet de yapmamışsan bunu kimse ödemek mecburiyetinde değildir. Ama bu tip borçları eğer insan vasiyet ederse, bu borçlar da bıraktığı malın 1/3'ünden fazlaya tekabül etmezse, bunları varisler ödemesi lazımdır. Demek ki 2 gece vasiyet yapmadığı halde, böyle bir borç üzerinde olduğu halde vasiyet etmeden yatmış olması doğru değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. قَالَ نَافِعُنْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ اِبْنُ عَمَرْ Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah, sahabe-i kiramın en büyük alimlerinden idi. O diyordu ki: "Mâ marrat aleyye leyletun menzü semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme yekûlü zâlike." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatını duyduğum zaman "İllâ ve indî vasiyyeti mektûbetun." Ben diyor, Efendimizin bu talimatını duyduktan sonra her gece yatarken vasiyetimi kenara koyardım. Sabah kalkmayabilirim. Eğer sabah kalkmazsam şu vasiyetim, çoluğum çocuğum bu vasiyetimi bilsinler ve ona göre hareket etsinler diye ben Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu talimatını böyle değerlendirdim. Men mâte alâ vasiyyetin, mâte alâ sebilin ve sünnetin. Bir insanın işte oruç borcu, yemin borcu, kefaret borcu veya birilerine borcu olduğu halde bunların vasiyetini yaparak eğer ölümü bu şekilde gerçekleşmiş olursa, bu insan din-i celil-i İslam'ın ona gösterdiği dosdoğru bir yol üzere, doğru bir prensip üzere vefat etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, bizi öğretmiş olduğu tarza münasip bir şekilde bir yolculuğa çıkmış oluyor. وَمَاتَ عَلَى تُقَنْ وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ Bu insan vasiyet yaptığına göre, yani bunun hesabını düşünmüş, yani buna biz takva diyoruz, yani ahiret yolculuğundaki bununla karşılaşabileceği sıkıntının hesabını yapmış efendim ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona bu gayreti ve bu titizliği sebebiyle hadi kulum ben seni bağışladım dediği halde ölümü tatmış olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, terkül vasiyyeti arun fid dünya ve narun ve şenarun fil ahireti. Vasiyeti terk etmek dünyada ağırdır. Yani kul hakkı olan, bizim üzerimizde kul hakkı olanlar var. Bir de dediğim gibi yemin kefareti gibi, oruç kefareti gibi, zekat borcu gibi borçlarımız var. Sonuçta bunlar bizim değildir, para olarak bizim değil.
Eğer benim 5.000 lira zekat borcum varsa, 5.000 lira, paramın içerisindeki 5.000 lira benim değildir, fakirlerindir demektir. Eğer benim fidye borcum varsa, fidye ne ediyoruz? Ramazan'da tutamadığımız orucun bedeli olarak, efendim her gününe bir fitre gerçekleşir. Bir fidye, diyelim ki 50 liradan hesap ediyor bazıları, 25 liradan hesap ediyor, en düşüğü 25 lira olur. 50 liradan hesap ettiği zaman 1500 lira falan yapar bir aylık. Bir insan, diyelim ki fidye borcu varsa, bunu birileri ondan gelip ver bakayım borcunu diyemezse bile, sonuçta bunun borcudur. Bu insan ne yapmalıdır bunu? Vasiyet etmelidir. Ölümüm halinde fidyem verilmelidir. Diyelim ki kendisi hayattayken verdiyse zaten çizer, o vasiyeti iptal eder, yenisini yazar başka borcu varsa. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّينَ سَنَةً. Bir insan 60 sene ibadetle meşgul olur. ثُمَّ يَحْضُرْهُمَ الْمَوْتُ. Bir erkek veya kadın 60 sene ibadetle meşgul olur. Sonra ölüm gelir. فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ. Onlar vasiyet konusunda haksızlık yapmışlar. Nasıl haksızlık yapmışlar? Vasiyette haksızlık yapmak caiz değildir. Mesela bir insan varislerine vasiyet edemez. İki, varislerini tamamen mahrum da bırakamaz. Yani yabancı kişiye vasiyet edilir ama oğluna vasiyet edemezsin, kızına vasiyet edemezsin, hanımına vasiyet edemezsin, kadın kocasına vasiyet edemez, anasına vasiyet edemez, babasına vasiyet edemez. Yabancıya vasiyet ediyorsun da bunlara niye vasiyet edemiyorsun? Çünkü bir insan öldüğü zaman oğlu kızı ne alacak onu Allah belirledi. Onu Allah Celle Celaluhu ne kadar alacağını Allah belirledi. Bunu sen değiştiremezsin. Allah'ın belirlediklerini değiştirme yetkisi yok bizde. Diyelim ki bir erkek ölse, hanımı ondan miras alacak. Nasıl miras alır? İki türlü miras alır. Ölen insanın ya çocuğu vardır veya çocuğu yoktur. Eğer çocuğu yoksa, erkek öldü, çocuğu yoksa kadın onun malının dörtte birini alır. Eğer ölen insanın çocuğu varsa kadın onun malının sadece sekizde birini alır. Bu ölçüyü kim verdi? Allah verdi. Şimdi kalkıp da kadın dörtte bir alması gerektiği halde vasiyet yoluyla kadından bu malı uzaklaştırdık, dörtte bir bırakmadık ona, onu zararlı hale getirdik, kadına zarar verecek hale getirdik, mirastan mahrum bıraktık onu. Bu olmaz ki. Bir kadın öldüğü zaman kocası ondan ne alabilir? Bir kadın öldüğü zaman kocası, o ölen kadının ya çocuğu var ya çocuğu yok. Eğer çocuğu yoksa kadın kocasının malının yarısını alır. Eğer ölen kadının çocuğu varsa malının dörtte birini alır. Bu ölçüyü kim verdi? Allah verdi. Nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresinde geçiyor. Şimdi o zaman bir insan hanımına farklı vasiyette bulunamaz. Çünkü hanımın hakkını Allah belirledi, sen belirleyemezsin. Kocanın hakkını Allah belirledi, sen belirleyemezsin. Annenin, babanın hakkını Allah belirledi, sen bunda değişiklik yapamazsın. Öyleyse sonuç şu, vereseye, varis olan kişilere vasiyet geçerli değildir. Vasiyet kim için geçerlidir? Vasiyet, varislerin dışındakiler için geçerlidir. Tamam. Peki, bir insan 60 sene ibadet etse, kadın erkek neyse, ama birilerini mirastan mahrum etmek için bir vasiyette bulunmuş olsalar, Allah'ın verdiği hakkı onlardan men etmek için vasiyette bulunmuş olsalar, 60 senelik ibadetleri onları kurtarmaz diyor. 60 senelik ibadetleri onları kurtarmaz. Şimdi bir insan hayattayken malını istediği gibi ne yapabiliyor? Tasarruf edebilir dedik. Ancak ona da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerde bulundu. Ne dedi? Ya Resulallah, malımın tamamını infak etmek istiyorum. Olmaz dedi. O zaman yarısını infak edeyim. Çoktur dedi. O zaman dedi, üçte birini infak edeyim. Ha, üçte biri kurtarır dedi. O da çoktur ama o kurtarır dedi.
Yani bir insan hayattayken malının tamamını infak etmiş olsa, geçerli olsa bile Efendimiz tavsiye etmiyor onu. Yani varislerini böyle başkalarına el açacak şekilde bırakman, dilencilik yapacak şekilde bırakman doğru değildir. Yani çocuklarını göz ardı yaparak, eşin, çocukların varsa geride onlar dilencilik yapsınlar, öyle geçinsinler, ben malımı tasadduk ediyorum diyemezsin ya. Doğru olmaz bu. Onları da mutlaka hesap etmek lazım. Kendi hesabını da yapman doğru olur. Çünkü ebediyet yolculuğa sen çıkıyorsun. Gittiğin yerde de sana bir şeyler lazımdır. Şimdi kıymetli dostlar, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre el idraru fil vasiyeti min el kebair. Sümme tela tilke hududullah. Yani bir insan vasiyet yaparak bir yerden mal kaçırıyorsa, mal kaçırmak için bunu yapıyorsa, bu da büyük günahlardandır, doğru değildir. Yani varislerden mal kaçırmak maksadıyla, fi tarihinde hatırlıyorum. Birisi, yaşlı 70 yaşlarında birisi, normalde hanımıyla hiçbir problemi yok. Ama bu son deminde hanımını boşamak istiyor. Niçin boşamak istiyorsun diye sorulduğu zaman, ya ben, o benden gençtir, ben daha yaşlıyım, ben ölürsem bizim fındık bahçeleri miras olarak ona da düşecek. Ona düşerse sonra ondan sonra bizim kayınbiraderlere gidecek. Sonuçta bizim tarlalar, bizim bahçeler kayınbiraderlere intikal etmiş olacak. Nikahtan düşürürsem onu bu tehlikeden kurtulurum diyor. Bu iflas etmiş bir görüştür, felsefedir kıymetli dostlar. Yani hayat boyu sana 50 sene, 60 sene hanımlık yapmış birisi neyse, yapmış birisi, efendim ben ölürsem benim tarla, fındık bahçelerimden, çay bahçelerimden buna intikal eder. Sonra o da öldüğü zaman onun üzerinden kardeşlerine intikal ederken benim çay bahçesi, benim fındık bahçesi kayınbiraderlerime gitmiş olur. O zaman kayınbiradersiz birisiyle evlenseydin. Yani bu hakkı Allah sana vermiyor. Bu doğru değildir. Buna ne derler? Mal kaçırmak için nikahtan vazgeçmek. Yani niçin boşanmak istiyor? Mal kaçırmak için nikahtan vazgeçmek istiyor. Yani adam öldükten sonra da fındık bahçesinin hesabını yapıyor. Alttakinin hesabını yapmıyor da fındık bahçesinin hesabını yapıyor. Kardeşim onun hesabını sen ne yapıyorsun? Sen öbür tarafın hesabını yapsana. Sen hesap vermeye gidiyorsun, hesabı bozarak gidiyorsun. Nasıl hesap vereceksin? Bu olmaz. Doğru değildir. مَنْ فَرَّ بِمِيرَاتِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيرَاتِهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Gerçekten senin nafakana muhtaç olan, efendim, eşin, çocukların neyse, bunları tamamen mirastan mahrum bırakırsın, dilencilik haline, dilencilik yapacak şekilde bırakırsan, ahirette bunun hesabını verirsin, diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, adamın bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi, dedi ki, ya Resulallah, sadakanın en faziletlisi hangisidir? Yani en faziletli sadaka hangisidir? قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْ تَصَّحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَ الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ غِنَى Yani sen sağlığın yerinde, fakat içinde cimrilik duygusu var. Gıdıklanıyorsun, vermek istemiyorsun. İçinde vermeme duygusu var, gıdıklanıyorsun. Cimrilik duygusu var. Sağlığın yerinde, saatin yerinde, bir ayağın mezarda değil yani, öyle gözükmüyor. Efendim çoluğun çocuğun var. Paraya ihtiyacın olduğunu da düşünüyorsun. Biraz da para biriktirmek de arzu ediyorsun. Bütün bu arzular içerisinde eğer Allah için verebiliyorsan işte en faziletlisi budur. وَلَا تُمْهِلْ Eğer sen Allah için bir şey vereceksen bunu geciktirme diyor. Hatta اِذَا بَلَغَتِ الْحُكُمْ Can hulkuma geldiği zaman diyorsun ki falanca kişiye şunu verin, falanca kişiye şunu verin, fişmanca kişiye şunu verin. Zaten diyor Efendimiz sen istesen de istemesen de artık o senin değil. Can hulkuma geldi mi? Artık o senin değildir. Yani ölüm döşeğinde insanın yaptığı tasarruflar dinen sınırlı tasarruflardır. Efendim öyle sağlığı, sıhhati yerindeyken yaptığı tasarruflar gibi değildir. Ölüm döşeğindeki tasarrufların elbette hem hukuken hem de İslam hukukunda sınırları vardır kıymetli dostlar. Şöyle özetliyorum dersimi kıymetli dostlar. Vasiyet dinimizde, Kur'an'ımızda, hadis-i şeriflerde geçen bizim bilmemiz gereken konulardan birisidir. Ölümden sonra yapılacak tasarruflarla ilgili, harcamalarla ilgili varislerin dışındaki
harcamaya vasiyet ediyoruz. Bir yetim torunu olur, ona bir araziyi vermiş olur, onun birisine de görevlendirmiş olur. Seni de ben bunun başına vasi tayin ediyorum, bunun ihtiyaçlarını göreceksin der. Bu da bir vasiyet şeklidir. Efendim, bu vasiyette, kıymetli dostlar, varislere vasiyet olmadığını biraz önce ifade ettim. Normalde vasiyet, malın üçte birinden muteberdir, geçerlidir. Üçte birinden fazla olursa bunu yapmak mecburiyetinde değildir varisler. Üçte birine kadar yapılan vasiyetler kesinlikle mirasa girmeden taksim edilmesi lazım. Bir insan öldüğü zaman önce cenaze masrafları çıkarılır, sonra borçları ödenir, sonra vasiyetleri yapılır. Vasiyetler yapıldıktan sonra geride kalan mal ne yapılır? Geride kalan mal varisler arasında taksim edilir. Dersimin başında ifade etmiştim. Efendim, baskı ile beraber, mahalle baskısı diyorlar şimdi, baskı ile beraber yapılan bir takım tasarruflar doğru değil. Bunların arasında halk içerisinde bazı bölgelerde alışılmış kötü bir usul vardır. Nedir o? Düğünlerde takı merasimini kameralarla kayıt altına alıyorlar. Kameralarla kayıt altına niçin alıyorlar? Benim düğünümde sen ne taktıysan senin düğününde de ben de onu takacağım diye alıyorlar. Bir de ikincisi, kamera karşısına ben takı yaparken 50 lira takacaksam 100 lira takıyorum utandığımdan dolayı. Bu caiz midir? Bu caiz değildir. Sen kardeşim bakın, hiçbir düğünde hiç kimse bir kişiye takı takmak mecburiyetinde değildir dinen. Takı takmak mecburiyetinde değilsin. İmkanın varsa takarsın, imkanın yoksa takmazsın. İmkanı olmayanı zorlamanın da bir anlamı yoktur. Birisinin bir kızı var, bir erkek çocuğu var ama öbür adamın 5 tane çocuğu var. Şimdi sen adamın bir kızının düğüne gittin, bir takı taktın, adam senin 5 tane çocuğuna, 5 tanesine de takı mı takmak mecburiyetine kalacak? Adamın durumu olur, 10 tanesine takmış olur, o ayrı bir şeydir. Ama düğünlerde yapılan takıları kameralarla kayıt altına alıp baskı yaparak insanlardan 50 lira verecek yerde 100 lira, 100 lira verecek yerde 200 lira talep etmek doğru değildir. Ben sana ne takarsam sen de aynı şeyleri bana takacaksın beklentisi de yanlıştır. Senin durumunla benim durumum aynı değildir. Eğer sen bu takıyı Allah için mi takıyorsun yoksa geriye dönüş için mi takıyorsun? Geriye dönüş için takıyorsan bu zaten caiz değildir. Allah için takıyorsan bunun karşılığını Allah'tan alacaksın. Niye başkasından bekliyorsun? Bu da doğru değildir. Örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde böyle bir şey varsa dini değildir. Bunu değiştirmek lazımdır. Uygun değil. Bir insan düğünde bir delikanlıya, evlenen hanım kız veya delikanlıya yaptığı takıyı eğer gençler fakir iseler zekatına sayabilir mi? Sayabilir. Fakir değiller, zekat alacak durumda değillerse o zaman sadaka olarak verir. Yine ahirette kazanırsın. Allah için verip ahirette almak, insanlar için verip dünyada beklemekten daha iyi değil midir? O yolculukta lazım olacak olan sermayeyi şimdi takı olarak takıyoruz, ahirette alıyoruz. Bir Müslüman kardeşimizin, bir akrabamızın, bir sevdiğimizin, bir dostumuzun düğününde gönlünü aldık, sevindirdik onu. Ahirette Allah verecek karşılığını. Allah verirse senin verdiğin 50'yi 50 bin verir, 150 bin verir, 550 bin verir. Ama sen bunu başkasından, takı verdiğin kişinin babasından, kardeşinden beklersen, 50 verdiysen 50 beklersin, 100 verdiysen 100 beklersin, daha fazlasını bekleyemezsin. Baskıyla beraber bir insana baskı yaparak, utandırarak ondan bir miktar para almak, yemek veya kullanmak helal değildir, caiz değildir. Sonuç olarak kıymetli dostlar, vasiyet diye dini literatürümüzde bir bölüm vardır. Bu bizi ilgilendirir. Oruç borçlarımız, yemin kefaretimiz, diğer kefaret borçlarımız, zekat borçlarımız, bunlar bir şekilde senin kafanda olabilirler. Ama ölüm ansızın geliyor, öldün. Bunları kim öder, kimse ödemez. Bunlarla beraber gitmiş olursun. Ama bunları yazmış olsan, vasiyeti 2 tane de şahit tutmuş olsan, varislerine söylemiş olsan, öldüğün zaman bir dakika arkadaşlar, çocuklar, kardeşler, babamızın şu kadar zekat borcu vardı, şu kadar kefaret borcu vardı, şunları bir halledelim. Derler mi, demezler mi? Derler yani, babalarıdır, anneleridir sonuçta, derler bunu. Eğer sen böyle bir vasiyet yapmazsan borçla beraber gidersin. Aşağıda hesap verirsin. Üsttekiler bacak bacak üzerine keyif çatarlar. Gelsin efendim nargileler, gitsin nargileler derler, çaylar. Ama sen de altta hesap verirsin. Niçin oruç tutmadın, niye fidyesini vermedin? Borcun vardı, zekat borcun vardı, niye ödemedin?
sen de hesabını verirsin. Sonuç olarak kıymetli dostlar, hepimiz yolcuyuz. Bu yolculukta herkesin bizden ayrıldığı, bizim yapayalnız kaldığımız kabir aleminden öte, işimizi rahatlatmak bizim şimdi yapabileceğimiz, alabileceğimiz tedbirlerle mümkündür. Yüce Rabbim her birimizin dünyasını, ahiretini mamur eylesin. Dünyadan ahirete geçerken üzerine kul hakkı olmadan göçebilenlerden eylesin. Diğer hukuku da diğer hak sahiplerinin hakkında ödeyerek göçmeyi nasip eylesin. İmanın zirvede olduğu, ameli salihin dorukta olduğu, günahların da sıfırda olduğu bir anda kelime-i şehadetle emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi her birimize nasip eylesin. Geride bırakmış olduğumuz Ramazan-ı Şerif'i Rabbim en kısa zamanda tekrar nasip eylesin. El-Fatiha.